Evet değerli dostlar. Biraz yayınlarda sorun var herhalde ki. Tekrardan aldık. Kendi cebimden açtım şu an internetimizi. Yani zaman zaman oluyor, bunu yaşıyoruz. Hemen Hayat hocamıza bakalım. Şu anda donma yok, değil mi? Evet, hocamızı hemen alalım. Bir saniye. Şeyleri yaşıyoruz. Evet, Wi-Fi şu anda kullanmıyorum. Normal kendi şeyimi açtım. Yahya hoş geldin. Hoş buldum. Eyvallah. Yani internetle alakalı bir Herhalde sorun vardı. Evet. Hemen kapattım, kendimi evet, açtım. herhalde bağlantısı Evet. bu. Şu anda zannediyorum iyi. Hemen Hayat hocama da bakayım. Onu da hemen İnşallah. Bu alalım. arada biri ikram kaydederse çok iyi olur. Tabii Çünkü bir tabii. anda Yok, giderse. şey değil. Bende kayıtlı oluyor. Yani kopsa da sonradan girip ben kaydediyorum. Onu sana da Evet. öğreteceğim. Hocam hoş geldiniz. Normale döndü mü? Evet, hoş bulduk. Normal cepten açtım hocam. Wi-Fi kapattım. Herhalde onunla ilgili bir sorun oldu. Siz Allah yarım razı olsun. kalmışsınız hocam. Buyurun. Merhum Sultan Mısır'ı fethinden sonra da malum minberde Hoca Efendi Hakimül Harameyn deyince buna itirazla Hadimül Harameyn diyerek düzeltmiş. Mekke-i Mükerreme'ye de, Medine-i Münevvere'ye de, Kudüs-i Şerife'ye de hakim değil, hadim olduğunu hem ilan etmiş hem de fiilen göstermişti. Ve vasiyeti şu dört mısradır. Malum iyi de bir şairdir. Ona da hayret ediyorum yani. Adam dünya çapında devlet yönetirken bir taraftan şair. Fatih'e bakıyorsun öyle, Kanuni öyle, Yavuz merhum öyle. Enteresan adamlar yani. Bunu da gidince orada kendileriyle konuşacağız artık inşallah. İnşallah. Nasıl oluyor böyle bir şey diye. Efendim, milletim de ihtilafu tefrika endişesi. Kuşe-i kabrimde hatta bir karar eyler beni. İttihadken savleti adayı defa çaremiz. İttihad etmezse millet dağdar eyler beni. Günümüz Türkçesiyle kısaca şöyle ifade edilebilir. Herhangi bir şekilde ihtilaf zuhur ederse, bölünme olursa, ey milletim aranızda, dünya hayatım zaten zehir olur da, kabirde de bana eziyet etmiş olursunuz. Dağlama acısı duyarım, ateşler içimde kalırım. Bana bunu yapmayın, vasiyetimdir. İttihat halinde olun, birliği bozmayın diyerek vasiyet ediyor. Milletimde diye başlıyor söze. Onun kastettiği millet bugün anladığımız gibi değil tam olarak. Yani o Aynen. ümmet demektir. İbrahim aleyhisselam milletindenim. Din ile millet ikisi birdir diye öğrenir ezberlerdik Mızraklı İlmihal'den. Yani vakti zamanında yazılmış, Fatih'in hocası tarafından yazılmış ve oradan aldığımız dersle temel din bilgilerini çocukluğumuzda süt emer gibi edinme imkanımız vardı. Ne büyük bir devlet olduğunu, bugün o haletten uzaklaştıkça neler neler yaşadığımızı da kaydetmeden geçemiyorum. Şimdi orayı 65 yıl bekleyen onbaşının da fetheden sultanın da vasiyeti, selamı, kelamı aynı istikamette. Kudüs-i Şerif'in Mescid-i Aksa'nın o bahçesine 12 bin şamdanlı avlu diyorlar. Tarihen
1517'den bir hatıra. Yatsı namazı vaktinde orada hazır bulunuyor ordu, namaz kılınacak. Işığa ihtiyaç oluyor. 12 bin şamdan yakarak aydınlatıyorlar o muazzam sahayı ve ordu Yavuz Sultan Selim merhumun imametinde namazı eda ediyor. Şimdi o bakış nerede? Şimdiki halet nerede? Ancak unutulmamalı ki yeise kapılmaya asla müsaade yoktur. Yeis öyle bir bataktır, düşersen boğulursun, ümide sarıl, sımsıkı seyret ne olursun der şair. Fakat şu kadarını, şu dersi çıkarma ihtiyacındayız. Gelen bunca üzüntü, sıkıntı, felaketin karşısında yek vücut olmadan herhangi bir şey kazanmak mümkün değil. Yani bizim en temel ibadetimiz, imandan sonra en mühim ibadet olan namaz cemaatle kılınır. Aslı budur. Yalnız kılmak istisnadır. Yani en temel ibadet tabi cemaat böyle emrolunmuşken ki devam etmeyenin evini yıkasın geliyor dedi Hazreti Peygamber. Yani haber de öyle yani. Yani cemaate gelmeyenin evini yıkasım geliyor dedi. Cemaat kelimesine de iyi bakmalı. Yani bir araya geldik, toplandık, sonra ayrıldık değil. Herkes birbirinin derdini bilir, tasasını bilir. 2 gün gelmese, 2 vakit, 2 gün bile değil, 2 vakit gelmese merak edilir, araştırılır. Hasta mıdır, derdi mi vardır, sefere mi çıkmıştır efendim. Yani yek vücut, yek cihet, yek kalp olma meselesidir. Bu dersi alırsak yine kazançlıyız demektir. Zira haricen görüntü içimizi acıtıyor, bizi çok üzüyor, ağlatıyorsa da bilmeliyiz ki zulümle can teslim eden ehli imanın kazandığı dereceden haberdar olsak atlarız üstüne yani. Bu muazzam bir şey. Bu şehadetin nasıl bir şey olduğunu insanoğlu idrak edemiyor tabii. Dünya karanlık, iyi kötü karışık. Efendim, uykudasınız, ölünce uyanırsınız buyurdu Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Bunu fark ettiğimiz ölçüde, buna iştiyak duyduğumuz ölçüde, alemlerin Rabbi bizi aziz eder. Daha evvel olduğu üzere. Tarihin bize verdiği böyle bir ders var. Ama özellikle Türkiye için rahatlıkla söyleyebiliyorum içinde yaşadığımdan. Fakat aldığımız haberlerle sair Müslüman bölgelerde de durum çok farklı değil. Bizim zorunlu dün derslerine ihtiyacımız var. Dün derslerimiz Aynen. çok zayıf. Hemen unutuveriyoruz. Hemen terk ediyoruz. Halbuki bin yıllık bir Anadolu geçmişimiz ve birikimimiz vardır. Ve bu 1000 yıl bize göstermiştir ki yek vücut olduğumuz zaman muhtaç kapısı olduk. Efendim, mazlumların hamisi olduk. Dağıldığımız veya gaflete düştüğümüz durumlarda da zillet Aynen. kaçınılmaz oldu. Bu hususta düşünebildiklerim, hissedebildiklerim bunlar. Ama şu noktayı da söylemeden geçemeyeceğim. Buyurun hocam. Zayıf olduğumuz bir nokta da, bir husus da şudur ki, dua etmenin ehemmiyetini kavrama noktasında hayli zayıfız. Yani mesela şöyle ifade edeyim amiyane, dua etmek iyi bir şeydir ama edilmese zararı yok gibi bir anlayış var. Öyle değil mesela. Mesele öyle değil. Başlı başına vazifedir, görevdir, ibadettir, kulluğun ikrarıdır, Allah ile irtibattır. O dilediğini işler. Onun takdiri caridir eninde sonunda. Ama bizim dua ediyor olmamız çok manidardır. Çok değerlidir. Kalpler birleştiği zaman seher vakti gözyaşının yaptığını binlerce top ve tüfek yapamaz der büyüklerimiz. Biz duayı ederiz.
candan, yürekten, gözyaşlarıyla duamızı ederiz. Takdir Cenab-ı Hakk'ındır. Yani kul tedbir alır, sebebe yapışır, takdiri bilmez. Allah'ın takdiri kulun tedbiriyle değişmez. Yoksa Cenab-ı Hak bütün dünyadaki herkesi rahm eder, hepsinin boyun eğilir, hepsi Allah dostu olur, hepsi evliya olur ve Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetine hiçbir şey katılmış olmaz. Ama dünya imtihan dünyası, işte böyle imtihan ediliyoruz. Onlar o şekilde imtihan ediliyorlar, biz bu şekilde imtihan ediliyoruz. Herkesin bir imtihanı var. Başka bir ibret levhasını görmek lazım. 1995-96 yıllarında çok bizi ağlatan hadiseler vardı uzak Avrupa'da, Saraybosna'da. Yani akıl almaz işler oldu. İnsanları topluca yaktılar efendim. Srebrenica'da öyle bir katliam yaptılar ki barış şartlarında yani artık silahlar sustu, ateşkes var diyerek milleti kandırıp sokağa döktüler. Ekmek almaya çıkan insanları bombardımana tabi tutup kahrettiler, öldürdüler, katliam yaptılar. Ama onlar kendileri sonra söylediler ki bozulduk, cezaya maruz kaldık. Yani biz bunlara hüsnü zanla bakmaya başladık. Kız alıp vermeye falan da başladık. Ya ne de olsa işte akrabayız, Sırp, Hırvat falan filan dedik. Halbuki onlar Müslüman olduğumuz için bize asla kardeş, akraba, yakın telakki etmiyorlar. Kardeşlerimiz Türkiye'de imiş ama öğrenmek pahalıya mal oldu dediler. Yani dersi almak da lazım. Yani gaflete düşmemek lazım. Sonra ne oldu peki? Ben oraya gittim 2010'lu yıllar, 2012'de. Boşnak kardeşlerimizden tanıştıklarımızla bazen espri yapsam bile tahammül etmiyorlardı. Türkiye ile nasıl bir irtibatınız var diyorum. Kaç Boşnak var ki Türkiye'de diyorum. Şaka niyetine aldığım cevap gayet esaslı. Hayati Bey, Türkiye'de 80 milyon Boşnak var diyorlar. İşte o din kardeşliğidir, o samimiyettir, ümmet olma şuurudur. Bunu şöyle bir hüküm var biliyorsunuz. Rahatlık zamanında çok dua edenin darlıkta duası süratle kabul olur. Biz dua etme hususunda çok gevşek davranıyoruz. Maalesef. İnsanoğlunun gafleti var böyle. Yani rahattayken pek öyle ellerin açası gelmiyor. İlla boynunu büken bir şey olacak. Başkasının ızdırabını da hissetmek idrak ister. Yani Cenab-ı Hak mahrum etmesin, bize izan, idrak versin, anlayış ihsan etsin. Geçen de anlatmıştık bir vesileyle. O şu da hatıra geliyor. Hülagu Bağdat'ı muhasara ediyor. Yakıp yıkmadan önce, herkesi kılıçtan geçirmeden önce bana bir alim gönderin de münazara edeyim diye alay ediyor. 16 yaşındaki bir zat, bir alim talip oluyor, gidiyor efendim ve Hülagu karşısında bir çocuk görünce alay etmeye kalkıyor. Halbuki o dersine çalışıp gelmiş. Ölümü hiçe sayan, Allah'tan başka kimseden korkmayan 16 yaşındaki Hadidi'ydi galiba ismi. Diyor ki sen diyor bizi beğenmedin ama diyor eğer uzun boylu birisiyle konuşmak arzu ediyorum ben diyorsan deve getirdim, konuş onunla diyor. Sakalı olması gerekiyor, ben seninle konuşmam, sakalın çıkmamış diyorsan keçi getirdim onunla konuş diyor. Sesi güzel olmalı diyorsan bir de horoz getirdim diyor. Muhatabın odur. Yok, ilim sahibi gelsin tartışayım dedin. Acizane ilimle iştigalimiz var. Okuyoruz, okutuyoruz. Sen sorunu sor dedi. Galip ordu kumandanı Hülagu, Cengiz'in torunu yani. Şaka götürecek adam da değil yani. Edebiyatımıza girmiş. Yani bugünün süper gücü. Edebiyatımıza girmiştir. Tahammül mülkünü yıktın, Hülaguhan mısın kafir? Aman dünyayı yaktın, ateşi suzan mısın kafir der Nedim Üstad marhum. Fakat delikanlının iman salabeti, samimiyeti ona heybetli görünüyor. Hep de öyledir zaten. Yani mesela o sorusunu soruyor. Soru da gayet net. Siz Allah'ın has kulları, hak dinin mensupları ve ben zalim olduğum halde
Nasıl oldu da başınıza bela oldum ve siz benden nasıl kurtulursunuz? Soru çetin sorudur ama cevap ondan da üstündür. Der ki Hazret, biz Hak Teala'ya isyanda bulunduk demek ki. Bilerek bilmeyerek günahlarımız oldu. Gaflete düştük. Taraf-ı ilahiden cezadır bu. Sen infaz sopasısın. Yani kendini bir şey zannetme. Seni buraya gönderen var. Hak ettik de ondan. Eğer Hak Teala'ya dönersek, arayı düzeltirsek Allah ile, bir rüzgar seni buradan atar. Sen de anlayamazsın dedi. Aynı durumla karşı karşıyayız. Maalesef. Karşımızda ne kadar güçlü olursa olsun, yani güç kuvvet, bunlar sebepler aleminde doğrudur. Yani güçlü güçlü, yani insanlık tarihinin başından beri güçlü olan zayıf olanı yener, yani bu. Ama güç nedir? Güç nedir? Yani Necip Fazıl Üstad'ın sözüne tekrar gelmiş oluyorum. Müslüman olduğumuzdan gelmedi hiçbir felaket başımıza. İyi Müslüman olmadığımızdan geldi demişti. Çok doğru. Durum aynen odur. İyi Müslüman güçlüdür. Gerçekten hasmı karşısında güçlü olduğu gibi saygı uyandırır ve onlar, karşımızdakiler, şartlar değişir, sebepler zinciri harekete geçer, her şey değişir. Bizim iyi bir kul olmak, iyi bir cemiyet olmak için önümüzde muazzam bir fırsattır, öyle bakalım derim. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun. Uzunca bir cevap oldu belki ama Yok, çok çok güzel oldu hocam. eksik Yorumunuza olmayın. sağlık. Şimdi orada Allah bir razı olsun. yani aslında böyle ayrı yani almamız gerekiyor ama mesela Boşnakların söylediği 80 milyon Boşnak var. Bugün de Yahya diyor ki 80 milyon Filistinli var Türkiye'de. Yahya Aynen öyle Kadri. işte. Değil mi Aynen hocam? öyle. İşte, Böyle görmek gerekiyor. Ümmet bilinci bu. elbette yani endişeye mahal yok. Sonra insan bir kere ölür canım. Yani Aynen hocam. ne olmuş yani? Arap şairi ne demişti? Ne kadar muazzam bir şey ya. Ya Doğru. anam bir dünya hiç. Bu kadar Arapça iyi bilen insanların karşısında bir de Arapça şiir okuyoruz ya, hakikaten hadsizlik de böyle bir şey ya. Ya anam bir dünya hüştegal kadgarrahu tulul emel evelem yezel fi gafletin hatta dena minhül ecel el mevti yeti bağteten vel kabru sandukul amel isbir ala ahvaliha la mevta illa bil ecel. Valla insan şiir namına başka bir şey öğrenmezse, şu dört mısrayı hayatının merkezine koysa yeter artar. Çok doğru hocam. Geçelim ilk üç mısrada, hadi dünyaya aldanma, kabir amel sandığıdır, ölüm ani gelir, hakikatlerini ifade ediyor ama son mısrada diyor ki, hiçbir şey seni korkutmasın, kafaya takma, bomba varmış, salgın varmış, yok efendim, Evet, para evet. varmış, ecel gelmeden ölmezsin diyor. Yani Yani işte biz kalp Yahya Özdemir'in Mehergun hocam yaşıyoruz bunu bunu. sene Filistin evet yani Filistinler bunu şu günlerde çok iyi yaşıyorlar. Yani Allah razı olsun hocam. Ya yani Yani hiç şu kimse. anda durumlar nasıl? Sen hocamıza biraz bilgi ver istersen orada. Evet. İlk önce Yani bir cümleten herhangi bir selamun aleyküm. sıkıntı var mı? Allah'ın Ve aleyküm selamı selam. üzerinize Yesin şöyle bir olsun. şeyler içsin. Çok yoruldu. Ve Çok yoruldu. nasıl? Hocam dinlensin sen biraz anlat bir şeyler içsin hocam. Buyurun efendim. Evet, Mescid-i Aksa bugün maalesef baskın oldu Siyonistler tarafından. Ama Kudüs'te Müslümanlar, özellikle gençler maalesef giremedi, engel koydular. Zaten ben canlı yayında şey yapıyordum, Evet, girerken kapatmışlardı benim seni. kimliğimi evet almışlar. Yani girmeyeyim diye ama yine de elhamdülillah girdik ve o görüntülere yansıtmaya çalıştım sizlere. Çünkü maalesef kimse içeride yoktu. Sadece ben çıkıyordum yani o an. Yani gerçekten çok aslında zor bir durum. Yani Mescid-i Aksa'da öyle boş bırakmak çok ağır geliyor. Ama söylendiği gibi az önce elhamdülillah bütün Nöbete bu devam olaylara ediyor hocam. rağmen bir umudumuz var. Elhamdülillah. Elhamdülillah güçlüyüz. Tek olsam bile kendim sanki ümmet benim arkamda duruyor gibi hissettim. Çünkü o kadar güzel yorumlar geldi, o kadar güzel dualar geldi. Bu aslında bize çok güç veriyor. Bunu söyledim Elhamdülillah. önceden. Biz asla zaferden değil, seferden mesulüz. Yani biz sadece yani elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. O yüzden kimse fazla üzülmesin. Kimse şey yapmasın yani diyor ki ben ne yapabilirim ki dua haricinde. Ama aslında müminin silahı biliyoruz, duadır.
Ve zaten gökte böyle bir şey biliyoruz. Yani özellikle bir hadisi var. Yani gerçekten gökte ve kader ve dua savaşıyor. Ama dua kazanıyor. Değil mi? Yani duanın gerçekten etkisi çok büyük. İşte bunu İşte bilmemiz hocamın lazım. az Ama önce önemli dediği olan gibi, değil mi? içten olması Yani gerekiyor dua yani. etmesini becersek, o duanın gerçekten gücünü bilsek çok daha Allah fazla Allah. sevap sağlayabiliriz. Allah Allah. Biz de bunu çok iyi biliyoruz. Çünkü biz evden çıktığımız zaman annemiz duaları biz aslında yaşıyoruz. Gerçekten bunu hep söylüyordum ben. Yani her gün evden çıktığım zaman o kadar güzel dualar alıyorum ki annemden. Kendim Elhamdülillah. sanki yeniden ihya olduğum gibi gerçekten hissediyorum. Yani Elhamdülillah. elhamdülillah yani evet böyle bir şey. Şam kapısı yaklaşık bir saat önce çok önemli bir yer. Orada maalesef her gün bir olay oluyor. Özellikle gençlere tutuklamaya çalışıyorlar. Yani şöyle bir şey yaşıyoruz şimdi böyle bir zamanda. Gerçekten artık Kudüslü gençler kalmadı yani sokakta. Anlatabildim mi? Yani Evet. artık bu hale geliyoruz biz. Yani gerçekten işte ne olacağı hiç belli değil. Biz sabrediyoruz elhamdülillah. Fazla riske girmiyoruz çünkü şöyle bir şey var. Herkesi diyor ki niye bir ara gelmiyorsunuz, bir şey yapamıyorsunuz? İlk önce bizim silahımız yok. Yani silah olarak da, tamam mı? Ve şöyle bir şey, biz bir ara öyle hepimiz gidersek bizi öldürürler, kimse bizi dövmüyor. Kimse bir şey için, Yani. bizim için yapmıyor. Anlatabildim mi? Aslında biz burada nöbet tuttuğumuz evde otursak bile bu bir ribattır. Yani sonsuza kadar bir ribattır. O da çok önemli. Yani biz sadece burada kalmak. Anlatabildim mi? Doğru. Yani en önemli mücadele bu şimdi. Şimdiki mücadelemiz biz gerçekten Kudüslü olarak özellikle sadece bu Kudüs çevresinde kalabilmek. Orada kalabilmek çok önemli. Çünkü onların amacı zaten Evet. bizleri çıkartmak. Ve bizim yerimize işgalciler, gasipçiler yerleştirmek. O yüzden elhamdülillah biz bütün her şeye rağmen yani vergi çok pahalı vergiler veriyor. Sıkıştırıyorlar bizleri. Ben söylediğim gibi yani benim yaşadığım yer Çofat Kamp. Çofat Kamp'tan Macide Aksa'ya gidebilmek için asgari noktasında bekletiyorlar bizi. Kimliği her zaman sorguluyorlar, her zaman. Yani tek çekiş ve giriş var yani. O yüzden büyük bir Subhanallah. habes ama bizim elhamdülillah imanımız büyük. Allah ne yazdıysa razıyız diyoruz. Elhamdülillah. Bunu hep söylüyorum, şikayetçi değiliz. Doğru. Evet, yani biz ümmet adına şimdi mücadele ediyoruz ama inşallah en yakın zaman söylendiği gibi az önce hocamız bir araya gelmek olmadan asla bir Evet. çözüm olmayacak bu. Yani şey içeriden olmayacak bu işler kardeşlerimiz. Bu aslında bütün ümmet bir araya gelmek lazım. Çünkü ne zaman Kudüs esir altında olduğunda bunu onu söyledim önceden. Esir altında olduysa maalesef ümmet zillet altında. Ne zaman Evet. Kudüs özgür olduğunda bütün Müslüman huzur ve içindeler. Bu da Osmanlı zamanında gördük biz. Elhamdülillah. Yani elhamdülillah. Hocam, Nasıl nasıl? şimdiki gençleri nasıl görüyorsunuz? Bakın böyle nöbet tutan o amcamız gibi şu anda nöbet tutan gençlerimiz var hocam. Bunlar için ne söylemek istersiniz? Aslan yatağı boş kalmaz. Elhamdülillah. Allah'ın izniyle. Yani biz işte o 1917'de başa gelen felaket sebebiyle bugün bu haldeyiz. Koca canım Osmanlı ordusu mağlup oldu diyor. Mütareke imzalandı ve her yerden çekildik diyor Hasan Onbaşı anlatırken ki çok doğru tarihi aynen canlı canlı aktarıyor. Fakat belli ki efendim tarihten ders almalı. O gün nasıl başarılı olunabildiyse bugün de hiç beklemediğimiz gençlerimizin o maşallah celadetlerini işitiyorum, onların da duruşlarını ve burada mahcup oluyoruz. Ben kendi hesabıma korkuyorum. Estağfurullah. Yani ben kendi hesabıma korkuyorum. Sen burada Türkiye'desin. Acaba ne kadar yardımcı olabildin? Elinden ne geldi? Ne kadar gelirdi? Hesabına çekilmenin endişesindeyim. Yoksa Allah'ın izniyle aslan yatağı boş kalmaz. Bugün değilse Sağ yarın olasın. Çok güzel maksat hasıl yorumladın. olacaktır. Hepsi imtihandır. Hepsi birer derstir. Sevap vesilesidir. Yani Ya ben hoca cennete bunu gönderir. kusura Efendim? bakmayın ama bunu inanıyorum ben. Yani Allah herkesin verdiği bir imkanı var.
O yüzden Allah yani gerçekten bir taşımayacağı bir yük asla vermez. O yüzden vermez, uzak vermez. Olsanız imkan olsaydı gelirdiniz. İşte imkan olmadı da Allah bunu bravo. Görüyor, biliyor. O yüzden içiniz ferah tutsun inşallah. Allah razı olsun. Eksik olmayın. Çok teşekkür ediyorum. Allah kolaylıklar versin. Eksik olmayın efendim. Evet hocam. Ya öyle bir şey söyledin. Hocam şu an kilitlendi. Evet yani. Söz sözün yani bittiği yer ya. Evet hocam. Yani estağfurullah. Gerçekten sizleri çok biz, insanıyoruz. Benim tek temennim zaten sadece gerçekten güçlü bir ümmet sadece. Bizim bütün çabalarımız bunun için. Sahin şehirlerimiz olsun, evet. Bu ümmet için fida olsun. Bütün evet, şeylere evet. Fida olsun. Tamam hapiste çok arkadaşlarımız var. Binlerce kişiler var. Ama yine de bunu biz dışarıda mücadele etmeye çalışıyoruz. Dışarıda kalmaya mücadele etmeye çalışıyoruz. Neden? Çünkü bu bağ kurmak istiyoruz biz artık. Yani Arap, Türk falan bunlar artık gitmeliyiz yani. Bunlar atlamamız lazım artık. Aynen. Bunu söylüyorum maalesef çok insan dinlemiyor. Fitne çıkartmaya çalışıyorlar. Tarih yanlış öğretiyorlar bizlere. Ve biz buna inanıyoruz. Bizim tek istediğimiz sadece bir araya gelmek ya. Ya biz zaten bu güzel görüntüler görünce biz çok mutlu oluyoruz. Biz güçlü ödüyoruz. Biz söylediğim gibi şikayetçi değiliz. Bu Allah bize verdiği bir imtihan. Burada mücadele edebilmek. Ama yine de sizden ricam sadece gerçekten bu ümmetin şuuru ihya edebilmek. Bunu istiyoruz ya. Çok bir şey değil aslında. Yani gördük biz. Kitapları okuduk. Sahabe siyerlerini okuduk biz. Güçlü olduğumuz zaman ne güzel günlerdi vardı ya. Biz bu günleri yaşamak istiyoruz. Can Kudüs'ün 3 Fatihi tarih boyunca Hazreti Ömer Arap diye yönetmedi orayı. Ben Arap'ım diye gelmedi. Salahaddin Eyyubi Kürd'üm diye gelmedi. Yavuz merhum Türk'üm diye gelmedi. Bu coğrafyadaki 3 temel unsur Arap, Kürt, Türk sırasıyla tarihen buraya hakim oldu, fethetti, hizmet etti. Üçünün de ırkı ayrıydı. Hiç hatıra da gelmedi. Kimse bunu dert etmedi. 20. yüzyılda bulaşan bir hastalıkla kan grubuydu bilmem neydi diye biz gaflete düşünce, biz dalalete düşünce sonuçlar karşımıza çıkmaya başladı. Ama hastalığın izalesi için de lazım olan ilaç acı oluyor demek ki. Bu bizi idrake davet eder. Bu bizi kendimize getirirse zararı yok, hepimiz kardayız demektir. Cenab-ı Hak ibret almayı, ders almayı, aklımızı başımıza almayı bize ihsan buyursun. Bizi rahmetiyle ıslah buyursun. Hepimiz böylelikle imtihandayız. Allah utandırmasın. Yani sen bizi güzel teselli ediyorsun ama hocam yani inşallah göreceğimiz muamele de o olur. Biz Allah hepimizi affetsin. Hocam biz mesela yayınlara başladığımızdan beri Yahya kardeşimize, Mesut'a sürekli soruyoruz. Herhangi bir şey ihtiyacınız var mı? Maddi, manevi. Sağ olsunlar hiçbir zaman bize demediler ki ya bize para yollayın, şunu yollayın, bunu. Siz yanımızda oldunuz, bize dua ettiniz, bu bize yeter. Yani böyle büyük gönüllü insanlar hocam bu kardeşlerimiz. Yani hayır öyle olsun. Olmalı ya, öyle olmalı. Bizim asla yokluk bir derdimiz yok. Bizim derdimiz sadece... İşte o eksilimiz sadece. Bu ümmetin çoğuru bize lazım ya. Allah razı olsun. Aynen. Yani yoksa biz her zamanki tarihte okuduk ya. Ya yani bana gidip gelir, anlatabildim mi? Önemli olan o değil ya. Bu geçici bir şey. Biz daha kalıcı bir şey istiyoruz. İşte bu şuurun oluşturduğu zaman çok kalıcı oluyor. Çok güçlü oluyor. İnşallah Allah bir gün inşallah öyle bütün ümmet bir... Amin inşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hocam şimdi mesela biz diyoruz ki yeni umreler başlayınca ben Medine'deyim biliyorsunuz. Medine'de evet. Sürekli kalıyorum. Şu an evet. Ben İstanbul'a geldim çocuğumun düğünü için. Diyorum ki umreler başlayınca bundan sonra Kudüs aktarmalığı mutlaka yapalım. Kudüs'ü boş bırakmayalım. Bu konu hakkında siz ne dersiniz hocam? Çok doğru. Yani bazı umre programları üçlü işte üç mescidi de içine alıyor. Onu ihmal etmemeli. Dostumuz gayet güzel ifade ediyor. Yani varlığımızı hissettirmek
manevi destek şu anda her şeyden önemli görünüyor. Evet Ki hocam. ben Saraybosna'da da aynı şeyi görmüştüm 2012'de. Gelin ara sıra şurada oturun gidin diyor. Başka bir şey istemiyoruz diyor. Ya. Siz Çok. varlığınızı bilmek. Yani biz tabii bunu idrak etmek için o gurbeti yaşamak gerekiyor. Sizi gördüğümüz Evet. zaman diyor biz diyor en zor zamanımızda bırakmadık diyor. Bunlara pabuç bırakmadık. Allah'ın izniyle bundan sonra zaten bize dokunamazlar. Korkumuz o değil ama sizin varlığınızı hissedersek diyor. Onların morali bozuluyor diyor. Biz kendimize geliyoruz diyor yani. Kardeşlik ruhu işte omuz omuza olmak. Yek vücut, yek kalp, yek cihet olmak. Birbirinin acısını, muhabbetini, derdini hissediyor olmak. En mühim mesele iman kardeşliği, İslam kardeşliğidir bu. Cenab-ı Hak bize bol bol bereketli ihsan etsin. Bu felaketler Amin. böyle bir nimetin habercisi olsun inşallah. Adeti ilahidir. Izdıraptan sonra bahar gelir, güzellikler gelir. Önce diken sonra gül. Herkes imtihan olur. Herkes elinden geleni yapar ve hattı yekün çekilir. Z raporu alınır. Ömrün Z raporu. Elinde ne imkan vardı, ne yaptın, nasıl kalbin neredeydi? Çünkü imanın kabul şartıdır. Hubbu fillah, buğzu fillah. Yani imanın şartını hepimiz biliyoruz. Altıdır, doğru ama kabulü için başka şartlar vardır. Yani güneş batıdan doğmadan evvel iman etmiş olmak lazımdır. Can boğaza gelmeden evvel iman etmiş olmak lazımdır ve hubbu fillah, buğzu fillah. Allah için sevmek ve Allah için sevmemek elzemdir. Yani din kardeşini seversin kayıtsız şartsız. Niçin? Allah için, Allah rızası için. Cenab-ı Hakk'ın mümin kuludur, benim kardeşimdir, ayetle sabittir. Onunla beraber atar kalbin, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez diyor şair. Yani mevzu o işte, bizim birliğimizi temin eden her şey felaket görünümlü nimettir aslında. İnşallah imtihanı muvaffakiyetle veririz. Amin inşallah hocam. Selamun Hocam aleyküm Engin kardeşim. Uzun da geldi. Engin Uzun kardeşimiz de İnşallah. sürekli Suriye taraflarına böyle yardım götürüyor. Onlardan bir bilgi Allah alalım razı bakalım olsun. oralarda durumu Eyvallah. nasılmış. Valla biz Bülent abi, Hayat hocam selamun aleyküm. Yahya Ve selamun aleyküm selam. aleyküm. Bülent abi selamun aleyküm. İnşallah haftaya Suriye'ye gideceğiz. Oradan da yayın yapacağız ama ben Hayati hocama bir şey sormam lazım burada. Hatta Buyurun. biraz evvel de alta yazdım. Şimdi hocam, Yahya mı zor durumda, biz mi zor durumdayız? Ya. İşte hocam Zor dediğini durumda de az olan biziz. önce Zor durumda hocam. olan biziz ya. Değil mi Biziz. hocam? Zor Çünkü durumda olan biziz baba. ben hep şöyle düşündüm. 12 gün boyunca Yahya ile beraber 24 saat esaslı yayınlar yaptık. Hiç durmadan. Dedi ki siz uyumuyorsanız biz de uyumayacağız. Elhamdülillah bir sürü kardeşim de bize destek oldu. Fakat sonunda düşündüm ki ya bunlar öldükleri zaman şehit oluyorlar. Biz burada sadece klavye kahramanlığı yapıyoruz. Ya. Canlı yayın Ya. açıp onlara destek olmaya çalışıyoruz ama içimiz yanıyor mu yanıyor? Ya biz niye gidemiyoruz oraya? Hatta vekilim var. Kahramanmaraş milletvekilim. Mehmet abi, Mehmet Cihat Sezal. Ona dedim ki ya biz gidelim. Bak Allah nasip ederse Yahya'ya vatandaşlık alacağız inşallah. İnşallah. Hala arka planda biz bunu konuşuyoruz. Ama Hatta böyle ben Ömür abla var. Ona dedik ki çünkü bir Yahya o kadar önemli ki hayat hocam. Biz bu Yahya'ya destek olursak sanki bana öyle geliyor ki tüm Filistinli kardeşlerimize destek olacağız. En azından Yahya'ya ne yaptığımızı gösterirsek onlar da umutlanacaklar. ben Onlar da iyi sadece hissedecekler vazifemi kendilerini. yapıyorum. Bütün bu Elhamdülillah. kardeşlerim, Morabet var, bizim Mesut var, hepsine tek tek Naim var, bağlandık. evet. Hepsine. Hatta şunu yaptık. Hayat hocam, yani normal şartlarda haber merkezi haberi yayınlamak için teyide muhtaçtır. O teyit süresi de yaklaşık 3 saat, 4 saati bulur. Ama Yahya sayesinde biz online bilgi aldık habire oradan. İnsanlar ayaklandı. Bazı akşamlar 55-60 bin kişiyi gördük canlı yayında. Evet. Allah. Şimdi düşünüyorum, iyi bir şey yaptık. Fakat yetmez. Yetmez. Bak biraz evvel Morabet yayındaydı. Evet. Bomba attıklarını gözümle gördüm ya. Sis bombası atıyorlar. Ya siz ne aşağılıksınız? Hani ateşkes vardı? Ya burası bizim mescidimiz. Bir kere savaş suçu işliyorsun sen. Nasıl girersin o ayakkabılarla oraya sen? O postallarla nasıl girersin? Ama umurunda değil. Niçin biliyor musun hocam? Özelinde şöyle bir durum var. Sinir uçlarımıza dokunuyorlar bizim.
Yani bakalım ne yapacağız? Daha ne kadar sabredeceğiz? Aslında şu anda Gazze'yi hep vurmalarının sebebi Gazze tarihinde ilk defa çok acayip karşılık verdi. Bütün kardeşlerim, evet, arkadaşlarım hep aşağıdan yazdı. Türk ordusu niye asker göndermiyor? Biz niye bir şey yapmıyoruz? Kim diyor? Belki bilemediğimiz insanlar bilemediğimiz yardımları götürüyordur. Belki bilemediğimiz insanlar belki yazılım yardımı yapıyorlardır. Devlet aklıyla düşünemediğimiz için. Devlet aklı bambaşka, tabii, çalışır. Devlet aklı insan gibi düşünmez Hayati Hocam. Ben öyle düşünüyorum. Yani bugüne kadar da böyle gördüm. Ama siz demin o kadar güzel söylediniz ki. Ya bizim burada içimiz yanıyor. Eyvallah, tamam, çok güzel. Bir şey açıyoruz. Canlı yayın açıyoruz. Ne? Bu kadar. Ondan sonra biz işimize dönüyoruz. Ama bu adam orada. Şimdi yine sis bombası atıyorlar. Bir hafta sonra, iki gün sonra yine Gazze'yi bombalayacak. Peki biz, yani sadece dua etmek bizi kurtarır mı hocam? Sadece aşmanı bağlanmak, sadece bu kardeşlerimle beraber ağlamak, sızlamak bizi kurtarır mı? Yok vallahi kurtarmaz, bunlar daha karlı. Yahya öldün mü şehit bitti. Ben burada sadece bu sıkıntıyı yaşamakla içiniz kavruluyor, canımız sıkılıyor. Bir şey yapamıyoruz. Vallahi billahi tallahi. Hep şunu söyledim hocam. Bir adam çıksa da dese ki bir otobüs yürüyerek, ya bırak otobüsü. Yürüyerek dese ki Hayat Hocam biz Kudüs'e gidiyoruz. Vallahi billahi tallahi. Ne anam, ne çocuklarım, ne eşim, kimseyi düşünmem. En önde koşarım. Fakat böyle değil durum. Devlet böyle çalışmıyor. O gün de gelecek. Bülent abi iyi biliyorsun. Ayeti de biliyorsun, hadisi de biliyorsun. Bunların kökü kuruyacak. Fakat biz şu anda sabretmek zorundayız. Hangi taraftayız? Biz ona bakıyor Cenab-ı Allah. Değil elbette. Hocam? Karınca misali. Ya, aynen öyle, karınca misali. Şeye çalışıyoruz biz. Yarın öbür gün hesap gününde Allah'ın huzuruna çıktığımızda koltuğumuzun altında dosyalar olsun. Evet. Desin ki ne yaptın? Allah'ım ben elimden bu geliyordu, bunu yaptım. Gittim. Ben gittim Kudüs'e. Fakat yani keşke yani Mekke Medine kadar hassas davransaymışım. Ama bugün az önce bana... biz onu dedik ya hocama. Yani artık bundan sonra hocamın dediği gibi üst 3 mescidi de aynı anda ziyaret etmek gerek. Yani umre turuysa orasını da dahil etmemiz gerekiyor. Çünkü oraya da önem verdiğimizi artık göstermeliyiz. Yani bugün nasıl ki sosyal medyayı onlar kadar çok iyi kullanmaya başladık. Öyle değil mi hocam? Yani eskiden biz bu kadar kullanmıyorduk yani. Bir tek televizyon, radyo vardı. Ama şu anda evet, sosyal medyalardan hocalarımızı alıp onlarla istediğimiz gibi Yahya kardeşimizle canlı orada birebir anında bilgilerimizi alıyoruz ve izleyicilerimize ulaştırıyoruz. Buyurun hocam. Hayati hocam bak şimdi daha acı bir durum söyleyeceğim şimdi. Çok daha acı bir durum. Şu anda 5912 kişi seyrediyor bu yayını. Yani demek ki 6000'e yakın insanın derdi var. Nerede hocam diğerleri? Nerede diğer Müslümanlar? Kendini Müslüman zanneden, hissedenler. Neredeler? Şu yayının 50.000, 60.000, 70.000, 100.000 olması lazım. Ama maalesef ya biz yapamadık bunu, ama şunu çok iyi biliyorum. Benim evlatlarım, benim jenerasyonumun evlatları bugün itibariyle biz evlatlarımıza bunu işleyeceğiz. Ama fotoğrafla, ama resim çizerek, ama anlatarak, ama maketlerle hep ayakta tutacağız. Hep taze tutacağız. Ki yarın öbür gün onlar bizim gibi olmasınlar. Hocam ben 48 yaşındayım. Bizim jenerasyonumuz anlamaz Kudüs'te. Sen de iyi biliyorsun. Bülent abi sen de iyi biliyorsun. Elhamdülillah Allah bana bu bilinci verdi ki şu anda içim yanıyor ve benle beraber 6000 kişinin derdi var. Bir dert için burada toplanmışız. O derdi serinletmeye, hafifletmeye, ferahlatmaya çalışıyoruz. Ferahlıyor mu? Vallahi ferahlamıyor. Ben Yahya'yı gördükçe daha çok sinir uçlarıma dokunuyor. Biraz evvel Morabet'i gördüm. Bomba atmışlar. Yahu biz niye bir şey yapamıyoruz? İşte tam olarak da olayın özü burada. Biz duaya devam edeceğiz. Biz elimizden bu geliyorsa bunu yapacağız. Nacizane fikrim bu hocam. Allah razı olsun. Eksik olmayın azizim. Cenab-ı Hak hepimize beraat nasip etsin. Şerefimizde karınca kararınca hizmet nasip etsin. İnşallah orada, burada olduğu gibi orada buluşalım. Ahiret
hayatı başlamak üzere eli kulağında. Yani yakın olduğunu hissetmek, bilmek de önemli tabii. Yani çok 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 ileride işte daha uzun ömür var falan zannetmek büyük hata olur. Burada bulunanların yaşça en ileride olanı benim herhalde. 61 yaşındayım. Estağfurullah. Ama belli Allah ki belli hayırlı ki ömürler versin. yani bugün değilse yarın huzur-u ilahiye çıkılacaktır ve orada niyetleri bilene hesap verir. Her niyetini bilene, seni senden iyi bilene hesap veriyorsun. Meselenin ciddiyetini kavramayı Cenab-ı Hak bize ihsan etsin. Ahiretin Amin. ızdırabı, derdi, belası Allah göstermesin. Bir anına, bir saniyesine bütün dünya tahammül edemez. Nimetinin bir katresi dünyalardan değerlidir. Sorulmuş Arif'e, gelmek ister misin ahiretteki halini gördükten sonra? O da demiş ki, bir günlüğüne dünyaya gelmek istemem. Velev dünyanın tamamının tapusu hesap sorulmamak üzere verilecek olsa istemem. Ama iki sebeple gelmek isterim. Birisi, yani iki sebep diye yanlış söyledim. Bir, gelmek isteyen kişi şehit. O ister çünkü bir kere daha şehit olmak nasip Gelmem olur gerekiyor. hevesiyle arzu eder. O kişi de diyor ki, bir sebeple gelmek isterim imkanım olsa. Dünyanın nimetine hevesimden değil ama kapı kapı dolaşıp dostlarıma, sevdiklerime demek isterim ki iş bildiğiniz gibi değil, ahiret şöyle, ahiret böyle anlatmak için gelmek isterim diyor imkan olsa. Ama bu da imtihan sırrına münafi olduğu için olmuyor. Perdenin arkasında kalacak. İşin hikmeti bu efendim. Yoksa bizim ne farzımıza ne nafilemize Hak Teala'nın ihtiyacı yok. Zafer için de bizim yardımımıza, gücümüze falan ihtiyaç yok. İmtihanda olan bizleriz. Son tahlilde herkes ve hepimiz göreceğiz. Allah utandırmasın. Cenab-ı Hak kazanızı mübarek etsin. Amin. Güç Amin. kuvvet versin. Yani bu Cenab-ı Hakk'ın bu dava onundur. Bu bayrak düşmez de o bayrağı tutmak kime nasip olur onu bilmiyoruz. Eyvallah. Yoksa Eyvallah. işin ne olacağı baştan haber verildi. İşte biz o şeye dahil miyiz? O zafer tarafına dahil miyiz? Çok güzel bir nükte patlattı geçen de dostumuz Dursun Ali Erzincan'da. 40 kişi olunca Kabe'ye çıkacağız. 313 olunca Bedir'e çıkacağız. Şimdilik Çok doğru bilemiş bir hocam. buçuk milyarız diyor. Eyvallah. Yani işte iş bizde Cenab-ı Hak bize merhamet eder. Bizi sırat-ı Amin. müstakim üzere sabit kadem kıla. Çok teşekkür ediyoruz. Süre nasıl oldu hocam? Hocam vaktimiz var siz müsaitseniz. Ne zaman isterseniz. Ama Hayati hocam çok yorgun gözüküyor Yani ya. hocam biz böyle yakalamışız abi. Ama Vallahi çok bir yorgun yapmam gözüküyor Bülent istemiyorum abi, yani. vallahi çok yorgun gözüküyor ya. Kendisi bilir hocamız. Az Hocam ne azdan demek? çoğa azdan çoğa işaret var. Sözün Evet. uzamasında fayda yok. Ben hazırundan, katılanlardan, burada konuşanlardan Eyvallah. merhameten dua talep ediyorum. Eyvallah. Estağfurullah İ hocam. Allah razı iman olsun. selameti için, yani başka da bir sebep değil. Yani iki şey istiyorum Cenab-ı Hak'tan. Siz duanızla bize destek olun, amin deyin. İman selameti bir, şehitlik iki. Amin. Bu dünyadan karlı gitmek ancak böyle mümkün. Bu da ihsandır yani. Bekliyorum, ümit ediyorum. Çok teşekkür ediyorum hazuruna. Hayati hocam, Allah razı olsun. kapatmadan Buyurun. şunu söyleyeyim. Buyurun. Ben fotoğrafçıyım, reklam fotoğrafçısıyım. Allah bana dünyanın en iyi fotoğrafını çekmeyi nasip etti. Ben Resulullah'ın hane-i saadetini, kabrini, Allah Allah. tabii Hay demek maşallah. yanlış. Onun en net çeken adam benim. İnşallah sen de izin Maşallah. verirsen sana bu fotoğrafı hediye etmek Çok isterim hocam. sevinirim. Allah razı olsun. Dostum da Müthiş bir telefonum var. reklam Çok olmuş sevinirim. ya. Allah razı Eyvallah. olsun ya. Eyvallah hocam. Allah Eyvallah. razı olsun. Cenab-ı Hak iki cihan saadeti versin. Eyvallah. Filistin'deki kardeşlerimize güç kuvvet ihsan buyursun. Bize Amin, şerefle amin hocam. alın aklıyla imtihanı vermeyi nasip etsin. Çok Amin teşekkür efendim. ediyorum. Eksik olmayın Eyvallah. efendim. Hocam Allah razı Hürmetler. olsun. Rabbim
size inşallah önce Yahya'nın orada aynı böyle Yahya ile canlı yayın yapmayı, sonra Medine'ye İnşallah. gelip de bizimle canlı yayın yapmayı nasip eylesin hocam. Amin. Hatta hayırlı uzun ömürler versin, Amin. sağlıklı, sıhhatli. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Eyvallah. Geceniz hayır olsun. Yahya ne haber ya? Elhamdülillah. İyi olmaya çalışıyoruz. Seni İyisin, sor. iyisin maşallah. İyisin, iyisin, Ya bu iyisin. arada çok önemli bir şey konuşmak istiyorum da az önce birçok Buyur. kardeşlerimiz bana mesaj atıyor. Özellikle vatandaşlık için, bunlar için. Yani ben yanlış anlaşılmasın. Ben öyle bir talep bulunmadım. Öyle bir derdim yok. Hatta takip Biliyoruz. etmedim. Her kısmını bilsin. Çünkü ne oldu diye hep bana soruyorlar. Yani binlerce mesaj geliyor. Olacak Yani Yahya. hayır, Bir yani izninde, Allah'ın izniyle. yani Allah benim öyle izin bir verirse, bak şimdi hayır dur yok. dinle. Ama ben Dinle. öyle bir talep Bak bulunmadım. dur Bunu dinle, bilmek ben istiyorum. büyüğüm, dinle, ben büyüğüm, dinle. Allah izin verirse biz 2 akşamda bir sayın vekilimle konuşuyoruz bu işi. Şu bir şeyin açılması gerekiyor, kapıların açılması gerekiyor. Hayır, ben Hatta zaten İstanbul'a gelebilirim de ben zaten inşallah şey yaptım da bu sorun tamam değil. inşallah. Sen geldikten sonra her şey çözülecek. Hatta ömür, yani şunu ben de söyleyeyim arkadaşlar. Yahya böyle bir talepte bulunmadı. Bunu sayın vekilim Yahya'ya söyledi. Bunun da arkasında duracak. O sebeple yani hiç canınızı sıkmayın. İnşallah eğer bir prosedür yoksa, bir sıkıntı olmazsa biz elimizden geleni yapacağız. Gerekirse Hadi. baktık olmuyor. Bak şimdi. Baktık olmuyor. Ulan imza toplayacağız. Bak gör. İnşallah. Hayır gerek yok yani. Vallahi Olacak gerek olacak Allah'ın izniyle yok. Olacak inşallah. işte. Benim Olacak. imzam biraz uzun. Sıkıntı olmaz değil mi Engin abi? Yok olmaz. Olmaz. Hoş geldin Olmaz. Abdullah. Ya hoş bulduk. Abi nasıl bir muhabbetti ya. Yemin ediyorum var ya. Ya elhamdülillah Hayat Yani Hocam Hayat böyle Hoca'yı çok böyle güzel dinlemek güzel. var ya, çok şimdi zaten Ya fanıyım. yerde biz Hayat aldık Hoca'nız ya Allah zaten. razı olsun. Hiç konuşmadan o da dinledi yani. Ya çok güzel bir muhabbet oldu. Ya yani Engin abim Allah. de, Yahya da, yani siz de, ondan sonra Hayat Hocam, Allah razı olsun. herkese çok güzel şeyler anlattınız. Allah Biz burada razı böyle olsun. izlerken bir baktım istek geldi. Dedim ben de gireyim, merhaba edeyim o zaman. Bülent Bizim de abi yayın yani var Hayat inşallah. Hocam'la nasıl zaman geçti anlamadık değil mi? Vallahi öyle. Bülent abi saat 10'da bizim Ahmet Bulut'la bir yayınımız var. Tanırsın Ahmet Hocam'ı. Onunla bir yayın yapacağız. Onun için ben şimdi müsaade istesem olur mu? Tabii ki tabii. Hocama Eyvallah. selamlar inşallah. Aleyküm Peki selam. Allah Şimdi razı olsun. söyleyeceğim. Yahya Tamam. sen git, Dikkat geliyorum et kendine. arkandan abi ben. Hadi görüşürüz. Hadi hoşça kalın. Mehmet Vural hocam da varmış. Onu da bir alayım şöyle Ya bir bir şey tanıtalım. söyleyeceğim. Evet. Abi nasıl bir adam biliyor musun? Yahya sen daha önceden tanıyor muydun Hayati Hocam'ı? Tabii ben kitapları okudum bile. Değil mi? Ya insan böyle karşısında görünce ben şey yapıyorum biraz, hani hazır olduğu duruma gerekiyor. Burada böyle bekliyorum anlatırken. Uzun kurdum dediği cümleler nasıl biliyor musun abi? Böyle o kadar naif ki, o kadar güzel ki böyle. Selamünaleyküm. Kızım içeri geçer misin babacığım? Hadi. Bekle ya. Mehmet hocam nasılsınız? Bekle. Allah razı olsun. Çok güzeldi aslında. Ben kardeşim için bağlandım. Evet. Yani önemli Yahya ile şeyler tanışın konuşuldu. diye. Evet. Hem Mehmet tanışım hocamıza bize Hayat hocamla tanıştıran vesile hem de olan hocamız. demin Engin kardeşimiz şeylerden bahsetti. Biraz yüreği dolu sabredemiyor, söylemiyor ama Evet. öyle de olmak gerekiyor ama yani şunu unutmayın. Özellikle Yahya kardeşime söyleyeyim. Yani Türkiye hiçbir zaman oradan elini çekmedi. Hiçbir zaman. Elhamdülillah. Şimdi bizim sorunlarımızdan dolayı, işteki yaşadığımız olaylardan, maruz kaldığımız, içimize sızan hainlerden dolayı biz bir araya gelemedik. Biliyorum. Her şey aslına rücu eder diye bir şey söz konusu. Şimdi ben devletin içinden biri olarak söylüyorum. Bosna'da da vardık, Çeçenistan'da da vardık. En kötü zamanımızda bile her yerde vardık. Yani Türk uyumaz hiçbir zaman onu bilsin ama bizim milletimiz hemen kılıç kalkan Evet. al hur git diye öyle bir şey yok. Şimdi bütün devletleri biliyorsunuz. Hepsi karşımızda. Yani o yüzden özellikle maddi manevi her türlü şeyde devlet uyumaz hiçbir zaman. Ben kendim de geldim oraya. Çok muazzam şeyler yaşadım orada. Ama yani bu ben bütün Müslüman aleminin coğrafyanın içerisinde esas halkla bizim hiçbir sorunumuz yok. Yönetim bazında sorunlarımız var. Yöneticiler zaten satılmış insanlar. Kesinlikle Müslüman değiller. Bugün bir Suud ailesinin
mirasını, Suud ailesinin parasını hesaplasan 1 trilyon dolardan fazla. 1 büyük, trilyon dolardan fazla. Büyük ihanet eden onlar da işte. Bir tane prensin şu an 150 milyar dolar parası var. Şimdi ben 92 yılında bu Çeçen çocukları yararına Beylerbeyi'nde bir şey düzenlendi. Kaşıkçı, Adnan Kaşıkçı'nın hanımı düzenledi. Hatırlarsınız, bilmiyorum. Evet. O zaman Suudlu bir zengin işte o da. Suudi Arabistanlı. Adnan Kaşıkçı. Şimdi duruyor mu durmuyor mu bilmiyorum. O zaman o şu an gözaltına alınan tutuklu o en büyük, dünyanın en büyük yatının sahibi var. Talal mı diyorlar ona? Adını unuttum ama Talal. Talal. O da geldi. Ondan sonra Julio Iglesias geldi. Ondan sonra dünyanın önde gelen bir sürü şeylerini, hatta Elizabeth Taylor bile geldi oraya. Şimdi her masalar hazırlanmış, şey olmuş. Adam geldi. Olaya bak, Çeçen çocukları yararına yapılıyor. Caher Dudayev'in oğlunun olduğu masaya o prens oturmadı. Oturmadı, onları küçümsedi. Yo, iyi ki de oturmamış. Onlar kadar kalibresi olmadığı için. Bu zihniyette şey değil. Benim şimdi Kudüs'te geldiğimde ben Mescid-i Aksa'ya, orada ben hatta İsrail polisleriyle kavga ettim. Yani bayağı mücadele verdim orada. Ondan sonra şeyde girdik, o Hazreti Davut'un, Davut peygamberin mezarının olduğu yere girdik. Başladılar tepinmeye oradaki Yahudiler. Bilerek yaptılar, biz geldik de. Şimdi, evet yaptılar. Şeyde bizi uyardı, dedi ki aman gözünüzü seveyim, başımıza iş alırız dedi. Böyle şeyler olur, sesinizi çıkartmayın falan filan. Ben durur muyum? Ben de kelime-i şehadet getirdim. Onlar öyle başlayınca ben de kelime-i şehadet getirdim. Oradan kaçtı gittiler. Yani abi uyumayacağız. Hiçbirimiz evet. Uyumayacağız. Şimdi geçmişte de oradaki bir defa Müslüman şuuru unutulmuş. Biz ümmetin, yeryüzünde ümmetin abisiyiz. Biz çabuk organize olabiliyoruz. Yani Abdullah, o yüzden Mehmet hocamı ekle. Tamam. Sonra abi. Bir ara bir program yaparsınız. Hocam bilgisi falan çok. Ben tamam. Seninle konuşurum. Tabii. Yani hocam bilgileri alırsınız. Tamam inşallah. Evet. Ya biz durmayacağız ki. Asıl savaş şimdi başlıyor. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi barış döne barışır. Halen devam ediyor. Ben Kudüs'ten haber alıyorum yani. Adam her gün gözaltı işte yapıyor. Ya çünkü orada biliyor. Bunu anlamınız lazım. Bu yanlış anlaşılıyor. Ateşkes deyince herkes barıştan onu zannediyor. Herkes Filistin özgürü zannediyor. İşte ateşkes sadece Gazze için geçerli. Sadece Gazze yani. Bunu anlamamız lazım. Ya tabii ki Mescid-i Aksa'ya halen bırakmıyor adam. Yani bir de evlerden kafa adamları topluyor. Evet. Her gün operasyon yapıyor evlere. Bunu dile getirmemiz lazım. Her gece Kudüs'teki mahallelere baskın yapıp evlere, Filistinli evlerine saldırıp gençleri tutuklamaya başladılar. Bu yaklaşık 3 gündür yani. Gerçekten çok enteresan bir şekilde yani. Yani o yüzden zaten dedim ben artık Kudüs'lü gençler yani kalmayacak diye yani. Doğru. Şimdi Hayati Hoca benim çok samimi görüştüğüm insanlardan biri. Hem de çok kaliteli bir insan. Bu noktada hiçbir zaman Kudüs davasında hiçbir zaman yok demez. Her zaman. Evet. Biz Bekli Hocamızı alabiliriz. Ondan sonra bizim şeyimiz var. Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi var ki Türkiye geneli de yani İstanbul Şubesi de iyi bir şey merca. Her gün Kudüs nöbeti başlatmış. Bir gün onlardan da bir canlı yayın yapalım. Tabii, orada her gün Kudüs nöbeti var. İnşallah. Her gün Kudüs nöbeti. Yani ben Yahya bulmuşken hocam siz her zaman görüyorsunuz şeydiniz. Şimdi hocam orada Türkiye'deki Müslümanların ve oradaki gençlerin birlik beraberlik içerisinde olması gerekiyor. Yani o yüzden oradaki gençlere bizim Türkiye'den başka hiç kimsemiz olmadığının bilinci o gençlere aşılanmalı. Ben çünkü onun eksikliğini Kudüs'te gördüm. Yani mesafeli duranlar var. Hayır bence sonra... Siz az... Var yani her kesimde olduğu için eskiden böyle değildi. Daha yeni yeni şimdi bu iş aslında kimle başladı biliyor musun? Reis-i Cumhurumuzun
Kudüs'ü daha böyle sert dillendirmesi ve sahiplenmesiyle o bilinç oluştu. Ondan Abi, önceki... özür dileyerek bir şey söyleyebilir miyim? Bizim de Ha, yan tabii. tarafta şimdi bir yayınımız var abi, biliyorsun Bülent abi. Benim de Buyurun. oraya geçmem gerekiyor. Tamam. Abi Tamam. tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de. Muhabbetiniz için Tamam. çok sağ olun. Ben ekledim abi sizi. Yahya Tamam. kardeşimiz zaten en başından beri eklemişiz. Abi kardeş olduk onunla. Bülent Ben abimle de ekle. 25 yıldır beraberiz. Allah razı Şimdi olsun. abi. Ben de eklerim. Tamam inşallah abi. Şimdi şeyde yani bu terör konusunda bu tür şeylerde hepsinde nacizane şeyleri, bilgileri Tamam. veririm yani. Tamam inşallah Sorun değil. abim benim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşürüz. Allah Allah razı razı olsun. Abdullah Görüşmek Bey. üzere Sağ ol. inşallah. Sağ Yahya, olasın. Bülent abi, Eyvallah. diğer abimiz görüşürüz inşallah. Eyvallah. Görüşürüz. Yani Allah'a emanet. bizim Kudüs'te yek vücut olmamız lazım. Onu anlatmaya çalışıyorum yani. Biz içimizdeki hainleri temizleriz. İçimizdekilerin sesi çok fazla çıkmaz. Kafanı yorma. Onlar önemli değil. Ama bizim bu davalarda özellikle Kudüs'teki bütün Müslüman gençlerin hepsinin şeylerini o bilinç şuur aşılanmalı yani. Ya Bu elhamdülillah olursa var aslında. şey Aslında var. Yani bunu herkes yani az önce yaklaşık bir ay önce bu olaylar başlamadan Türkiye'den bir sürü arkadaşlarımız geldi. Bu şuuru aslında yaşadılar. O da onlar bana anlattılar. Yani Türk bayrağı bile asıyorlar yani Kudüs'te. O da artık bir yok, şey. onda bir sıkıntı yok. İşte bu Tayyip Erdoğan'la Biliyorum. başladı. Daha ivme daha ileri gitti. İllaki her yerde öyle insanlar olacak yani maalesef. Yani bu biliyorsunuz dünya imtihan yani imtihan dünya. Anlatabildim mi? Tabii, Ama aminna, önemli aminna. olan işte biz yani bunu anlamamız lazım aslında. Müslüman Müslümandan başka bir dostu yok. Yani bu cümle Kesinlikle. aslında çok önemli bizim için. Bunu İşte hiç bu unutmamamız gerekiyor. şey oluyor. Bu aslında Ya konu çok önemli. Bir hassastır inan biz et, biliyorum. orada bu olaylar başladığında sizle yattık, sizle kalktık. Milyonlarca insan yemin ediyorum kabuğuna sığmıyor. Vallahi Kabuğuna biliyorum. Vallahi sığmıyor hissediyoruz. Bunu aktarıyorum bile. Çünkü o yani. kadar dualar geliyor. Fetih sureler okuyor. Yani o kadar güzel mesajlar geliyor ki. Yani Şimdi yalnız ben olmadığımızı hissettik. Anlatabildim mi? bu tür sorunu olan arkadaşlara ben şunu da söylüyorum. Geçen bir Bülent hocamla da paylaştım. YouTube'da bir tanesi yine o şekilde oraya da mı şehit verelim diye. Şu bilinçten, şuurdan yoksun bu insanlar. Dedim ki incitmeden, kırmadan dedim ki güzel kardeşim. Oradaki Filistinli kardeşlerimiz, oradaki Mescid-i Aksa'nın o kutsal toprakların emanetçisi. Burası bütün Müslümanın. Bütün Müslümanın. Öyle. Kaldı ki dedim biz orada yani 1000 senedir oradayız. Yeni gitmedik ki 1000 senedir, 1000 yıl. Ve Gazze'de bugün Türk şehitliği var. Bugün Filistin toprakları içerisinde Osmanlı Türkleri var. Siz biliyorsunuz soy ismi İstanbullu olan var, Türkiye olan var. Selahattin Eyyubi Türkiye çok döneminde var. gelip Soyadı, çok var. hala şu anda zaten Türkiye soyadı hala yaşıyor yani. Tabii tabii ben Komşuluk tanıştım var. geldim bizzat şahit Yani oldum. hocam ben şunun örneğini vereyim. Mesela Gazze'de yazıcı soy ismi var mesela. Evet. Yani bir sürü şey var mesela. İstanbul'u var ya, İstanbul'u soy ismi olan var. O Türkiye ismini. İstanbul'u var doğru. Mehmet Yani ben hocam, şimdi Tevfik de yani aslen hocam Gazzelidir. Heh. Şu an Yo, Türkiye'ye Tevfik'i ben geçiyor. takip ediyorum. Ben takip Evet. ediyorum da dedim ya ben tanışayım istedim. Evet, Allah Allah razı razı olsun. olsun. Sizin gibi Tevfikler, Yahyaların çoğalması bu davanın, bu bayrağın yek vücut olması demek. Amin. Özellikle Amin. orada Eyvallah. ben gittiğimde Türkçe kursları, bak özellikle Türkçe kursları. Türkçeyi çok iyi öğrensinler. Yani bu bize lazım. Evet hocam. Yani Ben Yunus yarın öbür Emre'de imamur olan iki taraflı olması lazım hocam. görüyorum Bir taraftan Türkçe inşallah. öğrenecek, bir taraf Arapça öğrenecek. Siz de Arapça Arapça bilen çok öğrenmeniz bizde. gerekiyor hocam. Bizde Arapça bilen çok. Okuyan çok. İmam Hatipler'in hepsi sonradan öğrenenler, Hocam o İmam Hatip'le heveslenenler. olacak bir şey değil hocam. Bakın Bülent Hocam da gülüyor. Yok Arapça öğreniyor da o yüzden Yani onu demiyorum. Arapça'yı demiyorum. ya gramer Konuşamıyorum Arapça hocam. İmam Hatip, farklı, gramer Arapça farklı, evet. konuşmak Çok farklı. farklı hocam. Yani Yani pratik hocam çok farklı hocam. Çok yani farklı. Ya şimdi şimdi her Gazze'ye şey aslına giderseniz rüce eder der ya. hocam şunu söyleyeyim bakın. Mesela Gazze'ye giderseniz farklı bir şiva konuşuluyor. İşte Yahya farklı şiva Tabii. konuşuyor. Naim kardeşimiz farklı şiva Evet. konuşuyor. Yani her şehrin ayrı Evet. şivası var. Haliyle biraz şey yapmak gerekiyor hocam yani. Arapça çok değişik bir dil. Yani Aslında değişik çok derken. kolay, değil mi? Çok kolay ama ilk bakışta çok zor gibi geliyor. Yahya öyle Hocam değil mi? şöyle insan öğrendiği her şey ona kolay gelir. Öğrendikten Ya sonra.
Şimdi tabii ki siz Arapçabildiğiniz için çok kolay geliyor. Ama kolay değil. Yani ben Tevfik kendimden benim... örnek vereyim. Hocam ben kendimden örnek vereyim. Ben Türkiye'ye ilk geldiğimde işte Türkçe'yi asla öğrenemeyeceğimi düşünmeye başladım bir süre sonra. Çok şey oldum artık hani ben bunu bu dili öğrenemem, ne kadar zor bir dil falan demeye başladım. Ama tabii ki 5 ay sonra hani daha akıcı bir şekilde konuşmaya başlayınca ne kadar kolay bir dil demeye başladım. Evet. Yani bu öyle bir durum. Yahya da aynı şeyi yaşamıştır illa ki. Yani sürekli bu pratik ama konuşmak tabii yani. Pratik pratik hani ne kadar Evet. konuşuyorsan o Evet. kadar bilinç altında Evet. yerleşiyor. Bizim gramer Yani biraz artık biz daha şey ağır olduğu için ama Arapça zengin şöyle bir dil hocam gerçekten. ezberlemekten geçiyor Tabii biraz. şimdi hocam Kelime artık biz ezberleyeceğiz yani yani. ben kendim için bahsediyorum tabii. Hani ben o kadar hani Türkçe'yi o kadar rahat konuşabiliyorum ki artık bile kendi kendimle bile düşünürken Türkçe Türkçe düşünüyorum. düşün. Yani aynen acaba bunu böyle yapsam, şunu mu yapsam Evet. hakikaten kendimi artık alıveremiyorum yani kendimi durduramıyorum bazı Şimdi şeylerde. geri Kudüs'e Maşallah. dönelim de Evet. özel unutmadan şunu söyleyeyim. Bizi izleyen kardeşlerimize de Kudüs gönüllüleri, Kudüs davası kesinlikle bugünden itibaren her gün yaşatılmalı. Bulunduğumuz her Amin inşallah hocam. platformda, her ortamda Kudüs'teki İsrailli askerlerin, İsrailli polislerin, hükümetin Müslümanlar yaptığı zulmü her platformda, her ortamda anlatmamız lazım. Yani Batı kamuoyuna da şey bu bizim için nimet aslında bu sosyal medya çok büyük bir nimet. Yani demek ki kardeşimizin dediği gibi canlı canlı ya Engin kardeşimizin dediği gibi canlı canlı anında bilgi alabiliyoruz. O bilgiler sayesinde zaten mesela ben Adıyaman'da hemen iki tane şey yaptırdım. Araç konvoyu. Diyarbakır'da 1500-2000 araç. Her gün. Her gün. Adıyaman'da da yine öyle. Türkiye'nin her yerinde, şimdi televizyonlar sosyal şeylerde pek o yerel şeyler gösterilmiyor ama yani öyle ölümüne ayağa kalktı yani Türkiye, ölümüne. Yani bundan Tabii. İsrail çekindi, İsrail korktu. Korktuğu için de dize geldi yani. Aslında bu büyük bir başarı, çok büyük başarı. Sizin gösterdiğiniz kahramanlık yani dünden daha iyiydi. Olması gereken de buydu. Ya şunu hocam da dedi, önceki dedi, ölürsek bir kez öleceğiz ya. Bu adamlar hepimizi öldüremez yani, mümkün değil. Ölürsek hepimiz öleceğiz. Evet hocam. Yani bunun ötesi berisi yok. Yani adamlar öyle bir saltanat kurmuş ki bu Tevrat'ı, Talmud'u bunlara bu insanları anlatmamız lazım. Şimdi bunların şeyi Tevrat da bunların kitabı değil artık. Tevrat'ı da bir kenara bırakıp Talmud dedikleri bir kendilerinin uydurduğu, yazdığı bir tefsir geliştirmişler. Tefsir diyelim bugünkü. Talmud'da yani bunu insanlara anlattığımız zaman o bilinç uyanır. Talmud yani bir Yahudinin yaşam felsefesi Talmud. Talmud ne diyor? Ey İsrailoğulları diyor. Bütün dünyadaki insanlar siz üstün ırk olarak yaratıldınız. Diğer insanların hepsi sizin köleniz. Adamın hedefi var yani. Nazifik. Köleniz. Yani dolayısıyla bunu işlediğimiz zaman hem de bir Hristiyana işte bunları işlediğimiz zaman yeni yetişen nesil şimdi şey bilmiyor. Şimdi burada şunu bilmek lazım. Dünya üzerindeki Müslüman düşmanlığı Türk düşmanlığıyla eşit değerde. Yani Türk'ün yükselmesini istemiyorum. Aslında bu Yahudi Hristiyanların Yahudi ile birlikte olup olmasının tek nedeni bize karşı yani Türkiye'ye karşı Türk olduğumuzdan dolayı. Onlar biliyor ki geçen işte şeyler de yayınlandı. Amerikalı bir tane eski bir diplomat devlet adamı şunu söylüyor. Vahabilerle diyor çalışıyoruz zaten ortak. Yani istihbarat söylüyor buna. Amerikan istihbaratı söylüyor. Diyor ki Vahabilerle çalışıyoruz. Şiileri kullanıyoruz. Ama Sünni Müslümanları diyor bir türlü diyor şey yapamıyoruz diyor. Sünni Müslümanları da Türkler temsil ediyor. Bunların diyor biz bunlar için mücadele veriyoruz diyor. Açık ve net söylüyor yani. Evet. Ama O maalesef yüzden bu çok önemli bir nokta. Yani çünkü ben 6 senedir Türkiye yaşadım. Bu şey diyelim kimlik krizi yaşanıyor maalesef. Türk Müslüman evet. arasında bu çok önemli. Kimi diyor ben Türk Müslümanım, kimi diyor ben Müslümanım, Müslüman Türk. O aslında
büyük bir bir olay, büyük bir şey. Zaten önceden kesinlikle. Tarih boyunca bunu biliyoruz. Zaten Avrupa'da gelen Müslümanlar Türkler diyorlar. Bunu çok iyi biliyoruz. Niye? Çünkü Türkler evet temsil ediyorlardı. Bunu biliyoruz. Ama bunu unutmamız lazım. Müslüman Türk olması daha güzel olabilir. Evet. Yani bu lütfen bu hassas bir konu bir şey yapmamız lazım. Yani çünkü gerçekten ben bazen maalesef görüyorum bunu. Çok şeyler yaşadım bunun için. O yüzden aslında biz Müslüman Türk olmamız daha uygun olur. Çünkü Allah diyor ki zaten yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yani bu ırkçılık aslında bayağı sıkıntı şeyde yani yapar. Anlatabildim mi? Yani özellikle evet. Bu güzel birliği aslında bozar yani. O yüzden tamam. Herkes tabii ki Türk olduğu için büyük bir şeref. Bunu biliyoruz. Ben de Kudüs'te doğduğum için mesela diyorum ki bir şeref. O ayrı. Biz seçmedik bunu. Anlatabildim mi? Yani elimde değildi bu. Önemli olan yaptığımız işler. Yani biz ben ruh olarak Türk'üm olabilir. Anlatabildim mi? Siz Kudüs'lü olabilirsiniz aslında. Siz öyle Kudüs'ü sevdiğiniz zaman, Kudüs'lü bu sevginin içinizde olduğu zaman aslında siz Kudüs'lüsünüz. Yani Kudüs'te yaşayan insan değil. Kudüs yaşayan insanlar. Kesinlikle zaten çünkü kader Kudüs odur meselesi yani. Kader sadece Kudüs'lülerin ya Filistinlilerin değil. Ya da ırkını seçmen değil. Kader Cenab-ı Allah'ın koymuş olduğu işte anne babanı seçemeyeceksin. Erkek mi kadın mı olma şeyin yok. Irkını seçemeyeceksin. Milletini seçemeyeceksin. Bu tamamen kaderdir. Kaderi mutlak. Ama diğer şeyler senin seçip de karar vereceğin şeylerdir. Dediğin gibi ben Türk olduğum için şeref duyduğunu duyuyorum. Sen Kudüs'lü olduğun için Tevfik Gazeli olduğu için ya bu böyledir yani. Hiç kimseyi biz onu eleştiremeyiz. Sadece ümmet bilinci olmamız gerekiyor. Biz Müslümanız elhamdülillah. Ümmet tek bilek, tek yürek olacak. O kadar yani. Mustafa'cığım hoş geldin. Sen hoş bulduk abi. Yoldaydım da ben ara ara girip yayınları izledim. Gördün, sizi evet, de izledim. Allah veriyordun. Allah razı olsun. Çok verimli, güzel bir yayın oldu. Allah razı olsun. Yahya'cığım merhaba kardeşim. Merhabalar kardeşim. Nasılsın? Allah razı olsun. Sen nasılsın? Elhamdülillah. Amanetle dolaştırıyoruz. Yahya senin yüzün gülünce biz güzel oluyoruz. İçimiz ferahlıyor. Siz Allah orada hüzünlü olun, biz de burada hüzünlü oluyoruz. Allah seni güldürsün her zaman. Allah seni sevsin. Öyle güzel Bülent Hocam, sizin sesiniz kaldı. Hocam sesiniz uzaktan geliyor. İsterseniz siz bir yaklaşın şeye. Şöyle yapayım mı? Hocam, aynen. Bir dakika. Şimdi nasıl? Sesin geliyor. Biraz daha iyi. Diyorum ki az önce hocamı ağlatıyordu ya. Öyle bir laf söyledi ki hocam böyle takıldı kaldı konuşamadı yani. Estağfurullah. Ben bazen yayınlara abi ortamı soğutmak için, yumuşatmak için giriyorum artık. Yani çok duygusala bağlıyorlar. Ben de diyorum biraz gireyim, espriler yapayım. Gülsün. Yahya gülünce biz de gülüyoruz. O zaman seni yakalamışken bir ilahi alalım değil mi Yahya? Tabii ki. Madem öyle. Dinlemek buyur. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Ben hep ilahi okuyorum da Yahya'dan hiç duymadık ilahi. Yahya da bir ilahi okusun. Çaylarımız da hazır. Bak, bırak hocam çaylarımız da hazır. Şiir alalım. Bak, çayı da hazır. Yahya abi şair misin? İlahici misin? Mücahit misin? Her şey var sende maşallah. Estağfurullah. Bir gün bakıyorum ilahi okuyor. Bir gün bakıyorum şair. Maşallah yetenekli mi de sesi de güzel. Hele bir Kur'an okuduğu bir video gördüm. Maşallah evet. Ya. Çok güzel okuyor. Allah razı olsun. Estağfurullah. Ya bence Müslüman yani böyle değil de benden daha iyi bir şey olmalı. Anlatabildim mi? Yani gerçekten her şeyi yapabilmeli değil mi? Annem bunu hep bana öğretildi. Hocam aslında Müslüman her şeyi yapabilmeli değil bence. Yaptığı işi her çok iyi yapmalı. Her şeyin iyisini yapmalı. Evet. Aynen. Kesinlikle yaptığı yapmalı. İşi çok iyi yapmalı. Evet. Yani o çünkü onu çok iyi yaptığı zaman gerçekten o da zaten Hazreti Muhammed'in dediği gibi hani yani innallahu yuhibbu iza amila ahadukum amelen an yutqina. Yani Allah ama bu ayrı. Yaptığı zaman bazı insanlar sadece bir şey odaklanıyorlar ya, başka şeyleri tamamen unutuyorlar. Bu çok sıkıntı. Yani bunu anlatmaya çalıştım. Yani her şeyden illa ki bilmemiz lazım. Yani tarihi bilmemiz lazım. Ya. Siyaset bilmemiz lazım. Çünkü eskiden medrese şimdiki gibi değil. Bunu anlatmamı çalışıyorum. Önceki medrese ulum falan her şeyi öğretiyordu. Ama şimdi sadece maalesef
Kur'an ve tefsir. Ama böyle yanlış. Sadece evet. O değil. Biz her şeyden bir şey öğrenmemiz lazım. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü maalesef evet. Şimdiki zaman okurlar biliyorsun. Sadece bir şeye odaklanıyorlar. Başka şeyler artık unutuyorlar. Yani bu... Maalesef. Abi bilmemiz lazım. Bilmemiz. Bizim burada şu 15-20 günlük süreçte yani yaptığımız güzel bir iş var. Bu işte bence şu abi. İnsanlar Gazze'de, işte Kudüs'te neler olduğunu neler olduğunu tabii canlı olarak gördüler ama bir de tarihçesini, eskisini, sebeplerini, nedenlerini, Siyonizmi, her şeyi öğrenmeye başladılar. Bununla alakalı çok güzel çalışmalar oldu. Bilinçsiz bir şekilde Kudüs'ü savunamıyoruz abi. Bilmemiz lazım. Haklarımızı bilmemiz lazım. Buyur kardeş. Bir hocam, daha benim yani bak bir daha benim sözümü kesersen o parmağını keserim seni. Bu parmak kesilirse başka parmak var kardeşim. Eyvallah. Hocam şunu eklemek istiyordum ben mesela. Bu yani konusu açılmışken. Filistin Kudüs ve Gazze'den ibaret değil. Sadece Kudüs ve Gazze'de zulüm yok. Bunu kesinlikle evet. Araştır. Yani şimdi bir davayı sahipleniyorsak sadece bir davanın ucundan tutup diğer ucunu unutmamalıyız. Bakın Yahya'nın da anlattığı aynı şeye dönmüş oluyor. Hani mesela sadece fen ya da Kur'an'ı öğrenmemeliyiz. Her şeyi bilmeliyiz. Bu da dava için de geçerli. Mesela örnek vereyim. Al-Halil Şehri'ni bilen var mı? Orada neler yaşandığını bilen var mı? Atıyorum Ramallah'ta neler yaşanıyor bilen var mı? Nablus'ta neler yaşanıyor bilen var mı? 1948'de işgal altındaki olan topraklarda neler yaşanıyor? Bunu bilen var mı? Hani ben şundan bahsediyorum. Yani tek bir tane hani davaya sahipleniyorsak davanın tamamını sahiplenmeliyiz. Davanın her şeyini bilmeliyiz ki iyi savunabilelim. Sadece atıyorum yarın öbür gün birine karşı geldiğimiz zaman sadece Kudüs'le ve Gazze'yle ilgili başka bir şeyden bir soru sorduğu zaman hani böyle kalmayalım. Bunu da bilmiş olalım. Buna da cevap verelim. Bunu da hani için... neyi savunduğumuzu yeni bilelim. Hani bu yayınları sık sık yapıp bu konularla bilgili insanları konuşturmamız gerekiyor. Yani evet. Allah razı olsun Bülent abi çok güzel bir program yaptı bugün. Estağfurullah. Sık sık yapmak lazım abi. Yani sadece Gazze'de bomba patladığı zaman ya da işte evet. Mescid-i Aksa'da ya da Arakan'da Doğu Türkistan'da Myanmar'da bir şeyler olduğu zaman değil. Yıllardır Müslümanlara zulmediyorlar ve zulüm gören tek Müslümanlar sadece dünyada zulüm görüyor. Bizim bunu sürekli konuşmamız lazım ama biz birlik içinde olamıyoruz. Bülent abi yani tamam sıcak sıcağına bombalar patladığı gün herkes belki ilgileniyor ama sonrasında ne oluyor? İş soğuyor, bekliyoruz. Neyi bekliyoruz biliyor musun? Bir dahaki bomba ne zaman patlayacak? Bir dahaki bombalar patlasın da yine biz Kudüs diye bağıralım, sokaklara çıkalım. Maalesef. İşte az önce hocam onu dedi ya, sen yayında mıydın o sözü söylerken? Bize dedi zorunlu dün dersi lazım dedi. Din dersi değil, zorunlu dün. Biz çünkü çok çabuk unutuyoruz dedi. Öyle değil mi Yahya? Çok güzel bir laf söyledi hocamız yani. Vallahi öyle. Biz çok çabuk unutuyoruz dedi yani. Yahya şimdi biz, i̇şte biz... yani Allah korusun bir ay sonra belki unutacağız. İşte biz böyle olmamamız gerekiyor. Yahya'yı bugün tanıdıysak beni unutabilirsiniz ama davayı unutmayın. Hayır, seni derken tabii ki sen derken. Hayır, biliyorum Kudüs. Biliyorum. Tabii Aksa. Beni, yani budur yani. Biz tanıdık mı? Yahya'yı unutursak kalbimiz korusun. Değil mi? Daha Yahya'nın düğününde halay çekeceğiz. Ya geçen gün bir şey söyledim abi yayında. Dedim ki Filistin'le dedim bağlarımızı da kuvvetlendirmemiz lazım. Filistin'den kız alalım. Filistin'e kız verelim. Yahya'ya 1000 tane mesaj gitmiş. Ya Yahya. Ya. Yani sonra profilimde evliyim biz... yazdım yani. Bu arada şimdi benim 5 dakikam var çünkü şarjım bitecek. Son cümleleri alalım istersen. Sen hemen bir güzel ilahi oku. Yahya bir güzel Kur'an okusun. Öyle bir bitirelim. Ne dersiniz? Şey ne okuyacak? Tevfik ne okuyacak? O da kendi bilir. Abi ben bir şey okuyamam. Benim zaten harflerim eksik. İstesem de tamamlayamam yani. Senin gönlün harfleri tamam. Tevfik, Allah razı olsun. O R, B harfini ben de hocam, ben de doğuştan R yok yani. Ben hiç dönmem yani. Yani var aslında. Yani hiç sorun değil. Biz anlamadık bile yani onu. Sen hiç şey yapma.
Yok tam şey değil ya. Biraz ufaktan tatlıdan böyle R'ler kaçıyor ama. Bak gördün mü? Biz yani... seni R'siz seviyoruz Tevfik. Öyle de seviyoruz diyorsun. Tabii Allah razı olsun. Ya abi. Şimdi evet, Yahya mı başlıyor, ben başlıyorum. Yok, sen başla, Yahya ile bitir. Tamam, çok kısa. Çok kısa. Yahya da bir şiir okusun. Yahya çok güzel şiir okuyor. Tamam, kendi bilir. Es-subhu beda min dalatihi ve'l-leylu deca min vefratihi. Es-subhu beda min dalatihi ve'l-leylu deca min vefratihi. فَاكَرْ رُسُلَا فَزْلَهُ عَلَى اَهْدَى السُّبُلَى لِدَلَالَتِهِ فَاكَرْ رُسُلَا فَزْلَهُ عَلَى اَهْدَى السُّبُلَى لِدَلَالَتِهِ كَنْزُ الْكَرَمِ مَوْلَى النِّعْمِ حَادِ الْأُمَمِ لِشَرِيعَتِهِ كَنْزُ الْكَرَمِ مَوْلَى النِّعْمِ حَادِ الْأُمَمِ لِشَرِيعَتِهِ أَزْكَى النَّسَبِ عَلَى الْحَسَبِ كُلٌّ عَرَبِيٌّ فِي هِزْمَتِهِ أَزْكَى النَّسَبِ عَلَى الْحَسَبِ كُلٌّ عَرَبِيٌّ فِي هِزْمَتِهِ نعد الشرفا والله أفا أما سلفا من أمته نعد الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا بإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا بإجابته. Yüreğine, gönlüne sağlık. Allah razı olsun. Evet, sağlık. Ağzına sağlık. Beline sağlık. Allah razı olsun canım benim. Ben yokum. Ben yokum. Gidiyorum. Şimdi Yahya diyor ki keşke yayın kesilirse. Keşke Instagram atsa. Niye düşmüyor? Niye kesilmiyor? O şimdi diyor ki inşallah Bülent abinin şarjı biter. Yani bitecek. Ya biraz daha... Arapça şiir mi okuyayım? Oku. Tamam, Arapça olsun, sorun yok. Senin gönlünden hangisi geçiyor sana? قلت يا أقصى سلاما قال هل عاد صلاح قلت لا إني حبيب يرتجي منك السماح قال والدمع يفيض هدني طعن الرماح هدني ظلم اليهود والثرى أضحى مباح قدسنا أمست تنادي صوتها عم البطاح من تراه سوف يأتي حاملا طهر الوشاح والمآذن في صداها تشتكي أين رباح أين هاتيك الليالي أين عشاق السلاح كم حلمت فيك تأتي تمسح عني الجراح كم حلمت أن تعود منشدا لحن الكفاح كم حلمت غير أني قالها ثم استراح قلت يا أقصى تمهل إن في القدس صلاح إن في القدس رجالا أبصروا ضرب الفلاح إن في القدس يتامى أنبتوا ريش الجناح إن في القدس جبالا راسيات لا تزاح أيقنوا أن الظلام سوف يجلوه الصباح هيا يا أقصى لننسى كل أيام النواح نتبع نهج الرسول عليه الصلاة والسلام إنه سر النجاح ردد الأقصى بهمس
كَأَنَّهُ صَوْتُ صَلَاحٍ كَأَنَّهُ صَوْتُ صَلَاحٍ Allah razı olsun. Yahya senin yüzünden Arapça öğreneceğiz. Bak geçen gün de yazdım şeye. Ya abi bir yayın içine düştüm. Birilerinin içine düştüm. Nereden düştüm anlamadım. Yahya var. İki tane de Arap kardeşimiz. Full Arapça konuşuyorlar. Ben de böyle yapıyorum. Tabii canım. Evet. 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 Haklısınız. Yahya o zaman şöyle şimdi. Yapalım. Şiirden şöyle bir hani böyle özetini geçersen yani ne demek istedin, ne anlatmak istedin dersek bizi izleyicilere. Çünkü merak ediyorum yani. Şimdi sen Arapça okudun çıktın tamam. Ama şimdi hiç anlamayanlar var ya. Tofuk hani, yardımcı olabilirsin. Tamam. Olayım. Ben yani, olayım abi. Ne anlatmak yani bu şiir bu evet. Şiir işte Mescid-i Aksa için yazılan bir şiir abi. Tamam. İşte Salahaddin Eyyubi Çağran gibi bir şiir. İşte hani Mescid-i Aksa'ya hitaben yani sanki birisi Mescid-i Aksa'ya hitap ediyor. Mescid-i Aksa da ona cevap veriyor. Hani hani içiniz için rahat olsun diyor. Hani illaki bu ümmetten bir Salah çıkacak gibi. Mescid hani özetle Mescid-i Aksa'ya da illaki biz ben de Salah'ın çıkmasını beklemekteyim. Maşallah. Der gibi bir cevap veriyor. Yani şiirin özeti böyle olsun abi. Şiir Yahya'ya ait değil mi? Hayır hayır bana ait değil. Bilmiyorum. Sana ait değil. Bana ait değil. Yani inşallah sen de böyle güzel yazarsın. Biz bekliyoruz senden böyle güzel. Aslında vardı da ama onlardan evet. Okumadım şimdi. Ama inşallah sürpriz olacak diye söylemedim. İnşallah inşallah. İnşallah. Şu anda tam benim şarj bitmek üzere arkadaşlar. Çok teşekkür ederim diyorum. Gecemiz çok böyle güzel başladı, güzel gitti. Yahya kardeşimiz 1,5 saatten beri bizlerle beraberdi. Çok yoruldu. Teşekkür ediyoruz. Yani Allah razı olsun. Cuma günü inşallah 21'de Talha hocamla beraberiz. Yine seni de bekleriz, sizi de bekleriz. Güzel bir yayın da o zaman yapacağız. Geceniz hayır olsun. Mustafa'cığım. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Allah razı olsun. Herkese teşekkür ediyorum. Telaşlı geçiyoruz. Büyük olanın nikahı olacak. Düğün hazırlığı var. Eve gidiyorum, geliyorum falan. Maşallah. Allah mesul etsin. Sizi de unutmuyoruz. İnşallah sizlerin yanınızdayız. Sizler de bize dua edin. Herkesten dua istiyoruz. Herkesten dua istiyoruz. Evet. Hem Yahya için hem benim için. Hem de Tevfik için. Ümmeti Muhammed için. Ey cemaat. Mustafa, yarın Allah bize Allah bizim yardımcımız olsun inşallah kardeşim. Böyle yarın Allah senin yardımcın olsun. Çünkü ben Ankara'ya gidiyorum. Programa gelemiyorum. Sen tek gidiyorsun. Tevfik kardeşim. Ben buradan şunu da söylüyorum. Yayını kaydedemiyorsunuz. Bir an önce kapanıyor ya. Yayınları kaydedemiyorsunuz. Arşiv bölümünüz var ayarlardan. Arşiv bölümünü açarsanız yayınınız istediği zaman gitse bile arşiv bölümünün 30 gün kayıtlarınız orada duruyor. Daha sonra onları tekrardan kaydedebilirsiniz, yükleyebilirsiniz. Bunu unutmayın. Tamam. Mustafa sen ciddi misin? Evet. Arşiv bölümü ayarlara girin. Ciddiyim. Arşiv bölümünü açıyorsunuz. Canlı yayında bile, yani böyle düşseniz bile. Tabii düştünüz, internetiniz koptu, telefonunuz kapandı. Oraya kaydoluyor. 30 gün süreyle orada kalıyor. Bunu bilin ona abi, göre nerede, her zaman... Neredeydin sen? Sen neredeydin? Bülent abi. Söyleyince, evet. Bülent abi sen yarın müsaitsen Tevfik'in bir televizyon programı var. Sen de ben gidemeyeceğim. Benim yerime sen gider misin? Televizyona mı? Yani evet. Gidemem çünkü çeyiz gelecek bizim çocuğum. Ben sabah saat 10'da oraya gidiyorum. Artık ne zaman gelirim Allah bilir yani. Tevfik yandın kardeş tek yani. Lazım. Baş tacı giderdim yani de. Allah razı olsun. Allah yalnız Bülent Hocam bir şey söyleyeyim Allah. Mi? Bak 32 evet. Yıllık hayatımda böyle satış görmedim ben. Mustafa'dan mı? Evet. Eyvah bir de canlı eyvah. Yayında sattı hocam bakın. Eyvah eyvah. Yani böyle ya yok, ben... ya değil mi? Bülent abi yarın bir TV'den çağırdılar bizi. Tevfik'le beraber. Benim de şimdi sabah erken saatte Ankara'ya gitmem gerekiyor. Ben hatta birkaç kişi daha aradım Tevfik'in yanına. Bir türlü bulamadım. Yahya da yok. Ne yapalım? Yahya orada tebessüm halinde. Yakın da geliyorum inşallah. Yahya gel hele sen i̇nşallah, gel. İnşallah. Sen de işinizin. İnşallah. Şimdi anladınız Tevfik... değil mi? Kayıt olayını. Ayarlarda. Mustafa Naim'i çağırsana Naim'i. Bütün her şeyiniz orada. Tevfik, bakilak ente fi metel bil arabi. Ente lehalak ceş. Abi benim şarjım kapanmak üzere. Haberiniz olsun. Benim de. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Cuma günü inşallah görüşüyoruz.
Saat 9'da. İnşallah. Allah'a emanet olun. Peki, Allah eyvallah, teşekkür ederim. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve bereket. Sağ olun. Aleykümselam. Evet değerli dostlar, bugün çok güzel bir gecemizdi. Önce Hayat hocamızdan, sonra Mehmet hocamızdan, Engin'den, Abdullah'tan, Mustafa'dan, Tevfik'ten böyle çıktık inşallah. Sizleri de çok böyle yormadan, inşallah başınızı ağrıtmadan Cuma günü akşam saat 21'de Talha Uğurlel hocamızla Aslanlı Kapı'dan girip Mescid-i Aksa'ya dolaşacağız. Yahya kardeşimiz, Mesut kardeşimiz bizlerle beraber olacak. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.